Şöyle ben yazı yazdım bugün Türkiye Gazetesi'nde çıktı. Fenerbahçe sezon başından bu yana bu yeni oyuncularıyla özellikle altını çizelim. İlk defa bu kadar kolay pas yapabildi bir oyunda. Hiç yani ben şeyi merak ediyorum. Onları sevmiyorum da faul sayısı bu Kayseri'de kaç? Getirelim ekranları. Fener'de kaç? Onu Şimdi bilmiyorum. hazırlar arkadaşlarımız taç ekrandan. Yani sezon başından bu yana Fenerbahçe bu kadar bir pas zenginliğine ulaşamamıştı. Yani şöyle diyelim, bir pas teşebbüsü başladığında 10, 12, 13, 14'ü geçtiğinde belki 15. de bir yanlışlık olmuştur, taca gitmiştir, hızlı atılmıştır falan falan. Dolayısıyla bu Fenerbahçe takımı bu kadar kolay paslaşma yapabiliyorsa oyundan çıkarken orta sahada oyunu ileride geliştirip sizin bu maçı Kayseri olarak 3-0 kaybetmeniz büyük başarıdır. Doğru. İlk devre şey ne o kaleci çocuk? Altay. Yok yok. Doğan. Doğan. 4 tane %100 gol kurtardı. İyi bir kaleci Doğan Ha aslında. yani şunu diyorum. Eğer yani bu maçın ne bileyim futbol oyunu gösterisi olarak hakkı 10-10'a 1 miydi rekor? Beşiktaş'ındı galiba. 10-0. 10-0 mıydı? Ha. Adana Demirspor. Ha. Metin Ali Feyyaz'ın Onu en golü. azından egale ederdi Fenerbahçe. Ben zaten ilk 5-10 dakika sonra dedim ki bu maç galiba 8-10'a Tabii canım gidecek. beşlik garanti Yani dedim ben öyle yani. çünkü bir de burada ben de sana katılıyorum. Yani Fenerbahçe çok iyi pas yaptı. Belli bir Müthiş. plan içinde İşte o oynadı. rakamlar Temposunu. ekranda 629 isabetli pas. Ben göremiyorum buradan ama. 629 isabetli pas yapmış. %89 Değil mi? isabetli pas İşte alanı. bak. İnanılmaz. %90 de yani. Evet, 21 tane de ortası var. Ya bırak ortaları bırak. Orta önemli değil. Orta 40 tane de yapıp gol atamaz. Rakip sahada pası da %80. İşte buyur abi yani. Zaten atılan gollerde de Tabii. özellikle birinci golde tık 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 araya. Yani şimdi benim burada Kayseri'de bir Roman teknik direktörü var. Zamanın en iyi sağ beklerinden Dan biri. Petrescu. Dan Petrescu. Bu oyunu nasıl seyretti kenardan? Yani ben bir Romen'e yakıştıramadım bunu. Artı bir de bir 9 numaralı bir santrforları vardı. Kanga. Kanga mı? O futbolcu mu hakikaten Yok yoksa? o şey Vallahi Kemal malzemelere abi bu akşam bakıyormuş da. sen bizim eve dinleyici mi koyuyorsun ben bilmiyorum ki Ya dinliyorsun. ben... Aynı şeyi ben hanıma söyledim ya. Benim yazımda var bugün. Doğru tektir. Ama bir şey sana söyleyeyim ya. Bu aklın yolu nereden birdir. almışlar dedim. Yazımda hani... var. Dedim ki hakikaten futbolcu mu bu 9 numara dedim ya. Hani sezon başında hazırlık Kaç? maçları İki. oynarlar da takımlar tam değilse otobüsün şoförü de katılır ya. Ben otobüsün şoförü mü bu dedim. Ya Yani inanılmaz bir şey. Yani Olacak şöyle. şey değil ya. Ha Doğru. tabii. Rakip böyle genişlemiş, dikine enine açılmış bir takım. Yani pas aralarına giremiyorlar. Yani markajda sıfır. Tamam da siz de bunları değerlendiremezseniz takım olarak. Ama hakikaten iyi değerlendirdi Fenerbahçe. Yalnız bu arada ben golün az olduğunu söyleyeyim. Bu tam o rekoru en azından 10'luk egale etme maçıydı. Ama 3'te kaldı. Benim bu maçta Fenerbahçe 10 gol atmalıydı diyorsunuz Tabii yani. tabii. Şöyle kaleci de kurtardım 4-5 tane. Şimdi bu arada ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Maçın 67. dakikası, bakayım şuradaki rakamlar bende daha iyi. Buyurun. Valencia Sosa değişikliği var. Valencia Sosa değişikliği olduktan sonra Petlas sağ açığa alındı. Sağ kenara. Pelkas. Pelkas işte neyse ben onun ismini beceremiyorum. Halbuki Rumcam da fena değildir. Evet siz modada. Pelkas sağ açığa alındı. Sosa girince. Şimdi bu değişiklik yani oyuncu değişikliği değil. Sahadaki oyuncunun görev değişikliği. Ben de bir soru işareti koydum bu işe. Mesut Özil gelince. Öyle olacak. Sağ ol. Pelkas yine sağ çıkma oynayacak. Evet. Bugün bir adam aldı Fener sağ çık diye. Şey yok, santrfor mu? Osayi. Ne Osayi. Osayi evet. O gelecek sezon için falan gibi yok, çok yok. Yok. Yeni geldi. Geçen geldi. Yani geldi adam da geldi, yani geldi. Belki gelip imza atıp gider mi diye. Şimdi
Sosa kalacak mı, gidecek mi onu bilmiyoruz. Gidecek gibi laflar ediliyor falan da. Yalnız Pelkas'ın sağ açığa alınması bu oyuncu değişikliğinden sonra bende bir soru işareti oluşturdu. Mesut takıma girdiğinde. Pelkas ne olacak? Şimdi bununla ilgili mesela... Oynamazsa yazık olacak bence Pelkas. Ben mesela Kemal abi... Benden ileri gitti. %100 katılıyorum. Ben de mesela akşam Fenerbahçe maçıyla ilgili yazı aldı sabah benden. Şunu gözlemledim. Sezon başından beri ilk kez sağ futbolun bütün doğrularını yapan Pelkas, Fenerbahçe tanıyor. Pelkas solda kullanacak onu. Çabuk oynayan, hızlı hücum eden, çabuk paslaşan, çabuk gol pozisyonuna giren bir takıma tanık oldu. Keyif veren, coşkulu. Değil mi? Tabii. Asla. Şimdi şöyle bir şey var. Hatta şunu vurguladım. Bir Alanya maçında Erol Hoca eleştirildi. %27, %73. Bir takım oynarım. Çağdaş Atan dedi ya, böyle takım mı oynanır diye. Vallahi her takıma göre her teknik direktörün bir oyun modeli olmalıdır. Hiç kimse eleştirmedi. Yapı. Dünkü maça bakalım. Tam tersi vardı. %77, %23. Fenerbahçe topa hakimdi. Tabii. Yani bu rakibe maçı kazanmaksa o zaman doğru analizdir. Bazen topu sahip olarak kazanırsınız. Bazen topu rakibe vererek kazanırsınız. Tabii. Şimdi ben bu maçın yıldızı olarak Kemal abi %100 katılıyorum. Pelkas'a hayran kaldım. Serbest oynadı. Hı hı. Serbest oynayan, playmaker gibi, servis yapan. Kendi de 3 tane gol kaçırdı. İnanılmaz he. Gol pozisyonları üreten, ceza alanı içerisinde topla buluşan, arkadaşlarını buluşturan, araya girip duvar olan, o araya attığı Sisse'nin gol öncesine verdiği pasın zerafeti. Bir gol atmıştı, topa bir defa vurdu, top düşmeden iki vuruş yaptı, gol attı. Bu tekniklere olan son derece kaliteli. Bunu Erol Bulut getirmiş. Yani biz Beşiktaş maçında seyrettik. Hatta yani şöyle bir şey var. Diğer takımlar bunu geçmiş dönemde bu PAOK'ta bizim de eksiğimizi gözlememişiz. Yani ben de mesela gözlememişim. Erol Hoca futbolcuları Alanya'da da buldu ama. Siopis, Zavellas, Bakasetas buldu. Yunan futbolunda bir cevheri keşfetti. Kabul edelim. Ama bu Pelkas, Kemal abi %100 katılıyorum. Hatta bugün bu soruları sordum. Ben de cevap verdim. Bu soruların cevabını arıyorum. Çünkü itmana çıktığında Erol Hoca bir şey söyledi dikkat ederseniz. Dedi ya, yardım edeceksiniz, size yardımcı olacak dedi. Bu kim için? Yani, Mesut için. Yani söylem var burada. Tabii, biz evet. Verdik o gün canlı bunu. Mesut'u tabii büyük gövdeli bir oyuncu ama şimdi Mesut'a oyun liderliğini açtığın zaman ki öyle söylüyoruz. Yani Mesut'un etrafında bir takım oluşturulacaktır. Ama burada Pelkas'ı da kaybetmemek lazım. Tabii. Çünkü eğer Pelkas'ı sahada deneyip o özgürlüğünü elinden alırsan o zaman Pelkas'taki bu verimi bulamazsın. Tabii. Pelkas bir mücevher gibi parladı Fenerbahçe'de geldiğinden beri. En doğru transferlerden bir tanesi bu. En verimli transferlerden bir tanesinin Pelkas olduğunu söylüyorum. Tamam, bunu da mutlaka ki dünkü maçı izleyen Mesut Özil de mutlaka ki Pelkas'ı ama gelen haberler şu, Pelkas'tan vazgeçmeyecek zaten. Hayır ama bak